Sinan sen de kusura bakma. Bana güvenip kaç yıllık yatırımını teslim ettin. Ama muhakkak telafi edeceğim bunu. Yok ya, ben o parayı gözden çıkarmıştım da. Bir işe yarasaydı iyiydi. Bir de tabii senin güvenin boşa çıkmasaydı. Demek ki Ensaf beni gördü. Ondan yaklaştı bana. Sen de parayı getirince fırsat mı fırsat? Olur böyle şeyler, boş ver. İnsan bazen hiç ummadığı yerden yara alıyor. Sen de kapat defteri, önüne bak. Bu defter öyle kolay kolay kapanmaz. Adamlar bunlar işte. Oo, herifler arıza belli. Kız kaçmakta haklıymış. Adamlar zaten arıza da. Onun hakkında doğru söylemişler. Sen yine de bir şey söyleme. Bu adamlara açık vermeye gelmez. Merhaba. Hayırlı günler. Bakalım dünden bugüne bir değişiklik var mı? Çilem Hanım'dan haber alabilir miyim? Aldıysak da sana niye söylüyoruz? Tanışıyor muyuz? Gerek var mı? Haber mi haber yok. Buradan ayrılmış galiba. Bana da öyle bir istihbarat geldi İzmir'de diye ama... Fake çıktı. Ne demek fake çıktı? Gelmedi arkadaşıyla buluşmaya. Hayır yani o arkadaşı olan hanımefendi de onun yüzünden bir sürü zararı uğradı. Burada da kardeşi kadar yakın arkadaşları varmış. Deren Hanım. Neydi de? Hah, İpek Hanım. Onların da bu olaydan etkilenmesini istemiyorum. Bana bak. Şimdi arabana biniyorsun. Geldiğin yere geri dönüyorsun. Bir daha da bu güneşli bahçenin sınırına girmiyorsun. O kızları da unutuyorsun. Anladın mı beni? Tamam. İyi. Deren Hanım'dan mı başlasak, İpek Hanım'dan? Uzatma lan. Duydun işte. Çekin gidin buradan. Peki tamam, peki. Peki, peki. O zaman İpek Hanım'dan başlayalım. Lan ne diyorsun lan sen? Ha? Ne diyorsun sen? Önümden çekil. Beni almaya gelmişsiniz. Buradayım. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? He? Mahir. Hiçbir yere gitmiyorsun. Bizi bu şekilde koruyamazsın. Sizi korumaya çalışmıyorum ki. Hani sevgilimden söz etmiştim ya. Onun için gidiyorum. Senin eski sevgilin benim umurumda bile değil. Bir aşk hikayesi yüzünden bu adamların sana zarar vermesine izin vermeyeceğim. Ah Mayra. Bir daha bu kadar saf davranma. Olur mu? Peki. Buyurun. Geçmişten